Bu bölümde sizlerle zamanında başka spor dallarında görev alan oyuncuları formda tutmak amacıyla antrenörler tarafından eğitim amaçlı oynatılan, daha sonra bir anda hızla popülerleşerek ünü dünyaya yayılan, aslında bilinenden çok çok önce de benzerlerinin var olduğuna dair kanıtların bulunduğu, elden ele veya yere çarptırılarak bir topun rakip takımın sahasında bulunan çembere sokulmaya çalışıldığı oyun basketbolu inceleyeceğiz. Basketbol, yani bizim dilimizdeki adıyla sepet topu, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Springfield Genç Hristiyan Erkekler Birliği Eğitim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Kanadalı Dr. James Naismith tarafından 1891'de icat edilmiştir. Ancak Orta Amerika'da yaşamış Mayalarla ilgili edinilen bilgilere dayanarak basketbolun biraz daha farklı versiyonunun Mayalar döneminde oynandığı söylenebilir. Bugünkü basketbol oyun alanının en az 5 misli büyüklükte bir sahada mermerden yapılmış duvarlar üzerine yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğe yere paralel değil dik olarak sabitlenmiş ve yarım metre çapındaki çemberlerle oynanan, ismini telaffuz edemediğim yalnız ekranda gördüğünüz bu oyun, bugünkü basketbol sporundan daha zor şartları içinde barındırıyordu. James Naismith'in de basketbolu bu oyundan esinlenerek keşfettiği düşünülmektedir. Dr. James bu oyunu görev yaptığı okuldaki beyzbolculara ve atletlere kış aylarında kondisyonlarını ve formlarını kaybetmemeleri amacını güderek idman niyetiyle oynatmıştır. Atlet ve beyzbolculara kış antrenmanı yaptırmak amacıyla geliştirilen bu oyunda amaç tahtadan yapılmış altı kapalı şeftali sepetlerine futbol topunun sokulmasıydı. Sepet yaklaşık 3 metre yükseklikte duvara monte ediliyordu ve her sayıdan sonra top sepetten elle çıkarılıyordu. Zamanla sepetin altı çıkarılarak sayı olan ancak sepete sıkışan toplar da bir değnekle itilerek çıkarılmaya başlandı. Dr. James'in basketbol oyunu için koyduğu 13 ana basketbol kuralı, günümüze gelene kadar oyunu hızlandırmak ve fiziki anlamda en iyi mücadeleyi sağlamak amacıyla pek çok değişikliğe uğramıştır. Şeftali sepetlerinin yerlerini metal çemberlere bırakması bunun en güzel örneğidir. Basketbol, ABD'de bulunan ve ABD'nin en popüler uluslararası sporudur. Bu oyuna basketbol, yani sepet topu adını koyan, oyunu bulan Dr. James'tir. Basketbol ilk zamanlarda 7 kişilik, 2 takım arasında 20'şer dakikalık 3 devre üzerinden oynanmıştır. Basketbolun Avrupa'daki ilk denemesi 1893 yılında Paris'in Trevise sokağındaki eski bir jimnastik salonunda yapılmıştır. Basketbolun Avrupa'da yaygınlaşmasında ise 1. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı mücadele etmek amacıyla Avrupa'ya savaşmaya gelen Amerikalı askerlerin büyük etkisi olmuştur. Zaten bu dönemden sonra Avrupa'da en popüler sporlar arasında yerini almıştır. Avrupa Basketbol Şampiyonası 1935 yılında başlamış olup 2 yılda bir düzenlenmektedir. Amatör bir spor dalı olarak basketbol ilk kez 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına dahil edilmiştir. 1951 yılında başlayan Erkekler Dünya Şampiyonası'nı 1953'te Kadınlar Dünya Şampiyonası izlemiş, Olimpiyat Oyunlarına basketbol dalında kadınlar ilk kez 1976'da katılmıştır. Avrupa Ligi ise 1995-96 sezonunda başlamıştır. Amerika'nın milli spor olarak benimsediği basketbolu tanıtmak için 1904 yılında düzenlenen yaz olimpiyatları sırasında olimpiyatlara katılan ülkelere gösteri amaçlı kulüp takımları arasında bir turnuva düzenlenmiştir. 1905 yılında ise dünyanın en büyük ve en ünlü kapalı spor salonlarından biri olan Madison Square Garden kapılarını basketbola açmıştır. 1913 yılından itibaren basketbolun Uzak Doğu'da da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber bu oyun birkaç yıl içinde Kanada, Fransa, Birleşik Krallık, Avustralya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine hızla yayılmış, özellikle büyük kentlerdeki geniş spor alanlarında yapılan üniversiteler arası karşılaşmalar basketbolun seyirlik spor olarak yayılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Basketbolun tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşması ve popülerleşmesi, uluslararası turnuvaları yönetecek bir kuruma ihtiyacı doğurmuştur. Bu nedenle de Uluslararası Basketbol Federasyonu, yaygın adıyla FIBA, 1932 yılında Cenevre'de kurulur. FIBA, basketbolun en üst merciidir.
Profesyonel basketbolun 1896'da New York'ta başlamasından sonra 1950'lere kadar gelindiğinde basketbol denildiğinde akla tamamen Afrika kökenli Amerikalılardan oluşan Harlem Globetrotters ve New York Grants takımları gelir. Uzunca bir dönem özellikle Harlem ismi basketbolda çokça duyulmuş, Harlem mahallesi ise basketbolun ana vatanı gibi görülmüştür. Tüm dünyadan en üst seviye basketbol oyuncularının seçilmesiyle kurulan takımların mücadele ettiği Amerikan Ligi NBA ise 1949'da kurulur. NBA dünyadaki en elit sporcuların hayallerini süsleyen bir ligdir ve bu sporun en üst seviyesidir. Basketbol Türkiye'ye 1904 yılında girer. 1904 yılında Robert Koleji'ndeki Amerikalı öğretmenler tarafından oynatılmaya çalışılan oyun bir denemeden öteye gidemez. Bu denemeden 7 yıl sonra bir denemede Galatasaray Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robinson liderliğinde gerçekleştirilir. Fakat bu denemede de bütün oyuncular sakatlanır ve deneme başarısız olur. 1913 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan çalışmalar ise rakip bulunamadığı için durdurulur. Türkiye'deki ilk başarılı basketbol denemesi 4 Nisan 1921'de gerçekleştirilmiştir. Karşılaşma Yüksek Öğretmen Okulu'nun bahçesinde okul takımı ile YMCA'in Amerikalılardan kurulu takımı arasında gerçekleştirilir. Karşılaşmayı 18'e 24 Amerikan takımı kazanır. Türkiye'de basketbol ligi ise 1927'de kurulur. İlk milli basketbol karşılaşması ise 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile gerçekleştirilmiştir. Yunanistan takımını ceplerinden para ödeyerek Türkiye'ye getiren millilerimiz yapılan karşılaşmayı 49'a 12 kazanmıştır. Böylece Türk milli basketbol takımı Berlin Olimpiyatlarının kapısını aralamıştır.